Perde Arkası kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümde Inception filminin perde arkasını sizlerle paylaşacağız. Ana karakterlerin isimlerinin ilk harflerini alırsanız Dom, Robert, Eames, Arthur, Mol ve Saito, Dreams yani düşler veya hayaller kelimesi çıkar. Peter, Ariadne ve Yusuf'u eklerseniz Pay yani ödemek kelimesi oluşur. Tamamı hayal öde gibi bir şey yapar. Ki bu da filmdeki yaptıkları zihin hırsızlığıdır. Ariadne'nin otel sahnesinde saçı sıkı bir topuz şeklindeydi. Bu yüzden yapımcıların saçlarının sıfır yer çekiminde nasıl hareket etmesi gerektiğini çözmeleri gerekmedi. Bu filmin kapsamlı gerçeküstü efekt dizilerine rağmen Penrose merdivenleri, döner koridor, dağ çığları ve sıfır yer çekimi gibi film boyunca görülen görsel efektlerin çoğu bilgisayar grafikleri kullanılarak değil, pratik yöntemlerle oluşturuldu. Bu tarz filmlerde 2000 kadar görsel efekt bulunurken Inception'da sadece 500 görsel efekt çekimi bulunuyor. Joseph Gordon-Levitt dönen koridordaki dövüş sahnesi sırasında tek bir harekette dublör kullandı. Onun haricindeki tüm dövüş sahnesinde kendi hünerlerini sergiledi. Bir fikrin neden yerleştirilmesinin mümkün olmadığını açıklarken Arthur Saito'ya gerçekten düşündürmek için filler hakkında düşünmeyin diyor. Ve Saito ise bu cümle sonrası filler hakkında düşündüğünü söylüyor. Bu sahne George Lakoff'un ünlü bilişsel anlam bilim kitaplarından biri olan Don't Think of an Elephant adlı kitabına atıfta bulunuyor. Kitap, kavramsal bir çerçeveyi, bir konuyla ilgili belirli fikirleri tam anlamıyla dinleyicinin aklına gizlice yerleştirmek için belirli kelimelerin kullanılmasını anlatıyor. Cop'un asıl amacı eve dönmek. Cop'un ilk ismi olan Dom, Latince domus kelimesinden türetilmiş. Çoğu Slav dilinde yani Lehçe, Rusça ve Hırvatça'da domus ev anlamına gelir. Yerli ve ikametgah gibi kelimelerin hepsi aynı dom kökünü paylaşır. Yusuf, Arapların Joseph formudur. İncil'de ve Kur'an'da bahsedilen Yusuf, rüyaları yorumlama kabiliyetine sahipti. Rüya tabirleri armağanıyla Firavun'a 7 kurak yıl felaketini haber vermişti. Yunan mitolojisinde Ariadne, Girit kralı Minos ve kraliçesi Fasifi'nin kızıydı. Tisus'un Minator'u öldürmesinden sonra kendisine Minator'un labirentinden çıkış yolunu bulabilmesi için bir kırmızı yün iplik yumağı vererek yardım etti. Efsane, Richard Strauss ve Hugo Fon'un Ariadne auf Naxos operasının temeliydi. Yani Ariadne, Yunan mitolojisinde Tisos'un Minator'u öldürdükten sonra labirentten çıkış yolunu bulmasına yardımcı olan bir figürün adıdır. Marion Cotillard'ın karakterine Malor adı verilir ve Mallory kelimesinin kısaltılmışıdır. Fransızca'da Malheur kelimesinden türetilen talihsizlik veya mutsuzluk anlamına gelir. Daha kısa olan Mol, Fransızca'da ve bazı Latin dillerinde yanlış, kötü veya kötülük anlamına gelir. Arthur'un Ariadne'ye gösterdiği Penrose merdivenleri Hollandalı grafik sanatçısı Esher'den esinlendi. Genellikle artan ve azalan veya sonsuz merdiven olarak adlandırılır ve ilk olarak Mart 1960'ta basılmıştır. Esher, optik yanılsamaları ve fantastik şekillerde oluşturulmuş gerçek mimari, matematiksel ve felsefi ilkeleri keşfettiği çizimleriyle tanınır. Fisher'ın Cop ve Arthur'a verdiği rakam 528-491. Kullanılan iki otel odasının numaraları da 528 ve 491. Eames'ın Fisher'a verdiği rakam 528-491. Ayrıca kasanın kombinasyonu 528-491. Hepsi bu film boyunca sayının önemini güçlendirmek için kullanıldı.
Matematiksel olarak 528-491 sayısı asal bir sayıdır. Fisher'ın Kar Kalesi'nin dışı, ünlü fütürist mimar William Pereira tarafından tasarlanan Kaliforniya Üniversitesi, San Diego'daki Geisel Kütüphanesi'nin bazı unsurlarını temel alır. Cobb uçaktayken ve Fisher pasaportu verdiğinde fotoğrafta görülen yüz aslında filmin yazarı, yapımcısı ve yönetmeni Christopher Nolan'a aittir. Cobb ve Miles ilk gösterildiğinde Cobb, Fransa ile Amerika Birleşik Devletleri arasında iadesi bürokratik bir kabus diyor. Sıkıysa Yakala'da Leonardo DiCaprio'nun karakteri Fransa'da tutuklandı ve daha sonra ABD'ye iade edildi. Bu film, Ariadne ile Cobb'un tanışması da dahil olmak üzere University College London'ı çeşitli sahnelerini yeri olarak kullandı. Filmin yönetmeni Christopher Nolan eğitimini bu üniversitede almıştı. Aynı zamanda Batman Begins ve The Dark Knight Rises gibi diğer birçok filmini yeri olarak da kullandı. Filmin başlarında Moll ve Cobb'un Saito'nun mülkü içindeki bir odada yaptığı konuşmada Moll arka plandaki bir tablo hakkında yorum yapıyor. Bu sanatçı Francis Bacon'a gönderme yapıyor. Dyer'ın ölümünden uzun bir süre sonra sevgilisini unutmamak için çizdiği resimdir. Bir topaç olan Moll'un totemi Clifford Simak'ın Ring Around the Sun adlı hikayesine atıfta bulunur. Burada topaç bir paralel dünyadan diğerine atlamanın bir yolu olarak kullanılır. Bu filmde karakterler dünyanın dört bir yanındaki kıtalardan geliyor ve büyük bir soygun yapıyor. Cobb, Arthur ve Moll ABD'den yani Kuzey Amerika, Ariadne Fransa'dan yani Avrupa, Eames ve Yusuf Mombasa'dan yani Afrika, Saito Japonya'dan yani Asya ve Fisher Avustralya'da. Japonya'nın ünlü balık trenlerinden biri filmin başlarında görülüyor. Bu, Tokyo'dan Osaka'ya giden Tokaido hattında 700 serisi bir Shinkansen. Kendine özgü ördek gagası burun ve kuyruk tasarımı, tren hızlı bir şekilde tünellere girerken hava pistonunun etkisini azaltmaya yardımcı olur. Bir röportaj sırasında filmin yazarı, yapımcısı ve yönetmeni Christopher Nolan, izleyicinin yorumuna açık olmasına rağmen Cobb'un çocuklarına ev yaptıklarına inandığını söyleyerek belirsiz sonlara değindi. Ayrıca topacın dönmeyi durdurup durdurmadığını, görmeme meselesinin Cobb'un artık rüyalarını takıntı haline getirmediğini iddia etti. Cobb ve Moll 50 yılını rüyada geçirdi. Bir noktada, ilk hayal dünyasında 10 saniyenin bir sonraki sırada 3 dakika ve bundan sonraki rüyada 60 dakika olduğu belirtiliyor. Bu, her rüyanın kabaca 18 katını arttıran zamana eşittir. Cobb, 4. rüyanın içinde belirsiz olabildiğinden, matematiği bir kenara bırakırsanız her 10 saniyede 7,5 güne denk geliyor. Bu, Saito'nun Los Angeles'a uçarken yaşlı bir adam olmasıyla doğrulanabilir. Son sahnenin gerçeklik mi rüya mı olduğu bu filmin en çok tartışılan problemlerinden biri olmuştur. Son cevap Sir Michael Caine'den geldi. Ağustos 2018'de Caine verdiği röportajda Inception senaryosunu aldığımda biraz şaşırmıştım ve yönetmene yapmıyorum, rüyanın nerede olduğunu anlayamadım dedim. Ne zaman rüya ne zaman gerçek? Yönetmen Nolan dedi ki senin olduğun sahnelerin hepsi gerçek. Bu sözlere bakılırsa ve Caine'in son sahnede olduğunu gerçeğini akılda tutarak gerçekleşen olaylar gerçeklikti ve Cobb rüya görmüyordu. Her ne kadar Tom birkaç sahnede görünse de karakterinin gerçek olduğu tek sahne, yani başka birisinin bilinçaltının bir yansıması olmadığı veya Eames tarafından kimliğine bürünülmediği zaman Mauricio Fisher'ın ofisinde ilk kez ortaya çıkmasıdır. Filmin yönetmeni Christopher Nolan,
kar temelli 3. seviye rüyanın en sevdiği James Bond filmi, James Bond kraliçenin hizmetindeden esinlendiğini söyledi. Cobb karakterinin adı, gökdelen tasarlamada dikkat çeken Amerikalı bir mimar olan Henry Cobb'a atıfta bulunuyor. Cobb ve Moll'un yaptığı dünya çoğunlukla gökdelenlerden oluşuyor. Bu film, Pedro Calderón de la Barca'nın La Vida es Sueño, yani Yaşam Bir Rüyadır adlı oyunundan esinlenmiştir. Filmde yönetmen Christopher Nolan'ın kuzeni hostes olarak görünür. Yazar, yapımcı ve yönetmen Christopher Nolan bu filmi, 3. filmi Uykusuz'un bitiminden sonra stüdyodan onay aldı. Nolan birkaç ay alacağını düşünerek filmin senaryosunu yazmaya başladı. Ama filmin vizyona girişi 2010, yani 8 yıl sonrayı buldu. Leonardo DiCaprio, Christopher Nolan'ın ve yapımcı Emma Thomas'ın Cobb rolü için ilk ve tek tercihi oldu. Kate Winslet, Moll rolüne yaklaştı ancak kendisini karakter olarak göremediğini öne sürerek rolü reddetti. Filmin yönetmeni Christopher Nolan, Ariadne rolü için Ellen Page'den önce Evan Rachel Wood, Emily Blunt, Rachel McAdams, Emma Roberts, Jesse Scream, Taylor Swift ve Carey Mulligan isimlerini düşündü. James Franco, Arthur'u oynamak için yönetmen Christopher Nolan ile görüşmelerde bulunuyordu. Ancak zamanlama çatışmaları nedeniyle filmde yer alamadı. Don Johnson, Christopher Nolan'ın Peter Browning'in rolü için ilk tercihiydi. Ancak rolü geri çevirdi. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.